Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzeri milföy gibi pul pul dökülen mayasız poğaça tarifim var. İsterseniz tarifin yapılışına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Yoğurdun mutlaka oda ısısında olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Aynı şekilde sodanın da oda ısısında olmasına dikkat edelim. Bir şişe sodayı da ekledikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 1 yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Hepsini ekledikten sonra şöyle spatula ile güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi unu ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Bunları da ekledikten sonra spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Toplamda 5 bardak un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 5 veya 5,5 bardak kullanabilirsiniz. Unu azar azar ekliyorum gördüğünüz gibi. Kalan unu da ekledikten sonra hamurumu güzelce toparlayıp yoğurdum. Şimdi tezgahın üzerine birazcık un alıyorum. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıp güzelce bir de tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğuralım. Azar azar un ekleyerek hamuru güzelce toparlayalım tekrar. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kıvamda bir hamur yapalım. Fazla sert olmamasına özen gösterelim. Büyük bir beze yaptıktan sonra tam ortadan ikiye bölüp 2 tane büyük beze yapıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. 2 tane bezeyi hazırladıktan sonra bezenin bir tanesini kenara alıyorum. Diğerini tezgahımın üzerine alıp altına ve üstüne birazcık un ekleyip oklavam ile açıyorum. İlk önce elimle biraz yasladıktan sonra oklavam ile devam ediyorum. Ara ara azar azar un ekleyerek açıyorum. Mayalı poğaçayı sevmeyenler için çok güzel bir poğaça tarifi arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Üzeri milföy hamuru gibi çıtır çıtır dökülüyor. İçi de kat kat oluyor. Bütün katları sayılıyor neredeyse. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ara ara un ekliyorum. Yapışmaması için en son zamanda katlamadan önce yine birazcık un ekledim. Ve ilk açtığımı katlayıp kenara aldım. İkinciyi açıyorum. Aynı şekilde bunu da azar azar un ekleyerek açıyorum. Bu arada 100 gram tereyağını eritip hazırladım arkadaşlar. Poğaçamızın ara katlarına sürmek için. İsterseniz siz margarin de kullanabilirsiniz. Hazırladığım tereyağından üzerine ekleyip her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Burası çok önemli. Poğaçamızın ara katlarının kat kat olması ve üzerinin çıtır çıtır olması için her yerine gelecek şekilde tereyağını mutlaka sürelim. Sürdükten sonra açtığım diğer bezeyi de bunun üzerine kapatıyorum. Daha sonra kenarlarını eşitliyorum. Elimle çekiştirerek düzgün bir hale getiriyorum. Düzeltmeler yaptıktan sonra yine üzerine tereyağını ekleyip fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve gördüğünüz gibi rulo şeklinde sarıyorum. Sardıktan sonra uç kısmını üzerine doğru kapatıyorum. Yine elimle bir düzeltmeler yaptıktan sonra tam ortasından kesip uygun bir kabın içerisine alıyorum. Ve 10-15 dakika bekletiyorum bu şekilde. İçindeki yağın akmaması için. Şimdi üzerine açıyorum. Ve tezgahımın üzerine alıyorum.
eşit büyüklükte böldükten sonra beze hazırlıyorum. Ben 15 adet beze yaptım arkadaşlar. Siz de tepsinizin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bezenin miktarını ona göre ayarlayın. Bu şekilde böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Şöyle uç kısımlarını kapatıp tekrar beze yapıyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Ben poğaçayı peynirli yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz boş da yapabilirsiniz veya patatesli de deneyebilirsiniz. Peynirin içerisine birazcık maydanoz ekledim. Bu arada erimeyen bir peynir kullanıyorum. Peyniri ekledikten sonra üzerinden bu şekilde elimle bastırıp dudak formunu veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dudak formunu verdikten sonra kenara alıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Poğaçaların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Yeteri miktarda peyniri ekleyip bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra şöyle orta kısmından bastırıyorum. Hepsini hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Alt üst ayarını açtığım 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. (15) adet poğaça yaptım arkadaşlar. Tekrar üzerinden elimle bir bastırıyorum. Evet, şimdi bu şekilde hazırladım. Bakın görünüşü bir harika. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz çörek otu, susam veya haşhaş kullanabilirsiniz üzerinde. Ben hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. İnanın çok lezzetli bir poğaça oluyor. Mayalı poğaçayı sevmeyenler için çok güzel bir poğaça. Sizler de mutlaka deneyin. Bunu önceden hazırlayıp akşamdan dolaba koyup sabah da pişirebilirsiniz yumurta sarısını sürdükten sonra. Bir 10-15 dakika beklettikten sonra yumurta sarısını sürüp fırına verebilirsiniz. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Altı çok güzel kızarmış. Üzeri de aynı şekilde kızarmış. Şimdi bir tanesini şöyle alıp sizlere yakından çıtırlığını da göstermek istiyorum. Sanki milföy hamuru gibi üzeri çıtır çıtır dökülüyor. İçi de kat kat oldu. Bütün katları sayılıyor neredeyse. Şöyle yakından bir göstereyim. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.